Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Artık bir saat erken, saat 17'de çarşamba günleri olacak. Washington'da yine Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la birlikteyiz ve üstelik yan yanalar şu anda. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Ruşen. Evet, hemen girelim. Gönül, senle başlayalım. Afrin, sonuçta TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçleri Afrin'e pazar günü girdiler. Çok daha ileriki bir zamanda bekleniyordu. Hatta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mayıs ayını telaffuz etmişti. Ve birdenbire tamamlandı. Şehir ele geçirildi. Ne diyorsun? Nasıl oldu da böyle oldu? Ve tabii ki bundan sonra ne olabilir Afrin'de? Tabii öncelikle şunu söylemek lazım Ruşen. Ben ve bir sürü başka Suriye'yi takip eden insan yanıldı aslında. Çünkü biz ne diyorduk? Yani Rusya sınırlı bir operasyona izin verecek Afrin ve çevresine ve Afrin'in içine muhtemelen Türkiye girmeyecek. Birinci öngörümüz buydu. İkincisi de YPG yani hani sonuna kadar savaşır değil belki ama biraz daha direnç göstermesini bekliyorduk Afrin'in içerisindeki YPG'nin. Bunlar olmadı. O yüzden öncelikle bir yanıldığımı altını çizmek istiyorum. Tabii bu çok ilginç bir gelişme. Çünkü birincisi YPG'nin yani Arap bölgelerini bile savunmak için çok direnç göstermiş bir grubun Afrin gibi Kürt siyasetinde önemli bir yeri bırakması, yani bu kadar kolay bırakması herkesi çok şaşırttı. Diğer taraftan tabii YPG bunu kabul etmiyor. Diyor ki aslında Afrin içerisinde bir şey çekilmiş olabiliriz fakat aslında geriyle savaşı devam edecek. Yani hani oyun burada bitmedi mesajı veriyor. Bu tabii ne kadar gerçektir değildir YPG bunu söylemek zorunda bir taraftan onu bilemiyoruz. Ama her halükarda gelinen noktada YPG'nin ciddi bir direnç göstermemesi ilginç. Ve bunu tabii şimdi birkaç şey üzerinden okuyabiliriz. YPG aslında hatırlarsan Türkiye operasyonu başlatmadan evvel Rusya'nın aracılık ettiği rejimle YPG arasında bir şey olmuştu, görüşmeler olmuştu ve Rusya YPG'yi Afrin eğer rejime bırakırsan bir Türkiye'nin operasyonu engellenmiş olur diyerek baskı yapmıştı ve YPG bunu kabul etmemişti. Şimdi rejime devretmeyip bunu Türkiye'ye ve Türkiye'nin desteklediği güçlere devretmesi ilginç. Şöyle düşünmüş olabilir YPG, artık rejim herhangi bir Kürt otonomi projesini tolere edebilecek durumda değil. Bunu tolere etmeyecek. Ve zaten operasyon Türkiye'nin operasyonu başlamadan evvel dayattığı şartlar da Kürtlerin otonomi projesinin sonu anlamına gelecek. Yani bütün kurumları rejime devretmek, askeri güç bulundurmamak, zorunlu askerlik vesaire bunlar rejimin dayattığı şeylerdi operasyon başlamadan evvel. Bunlar Kürt otonomi projesinin sonu anlamına geleceği için YPG buna direnmişti. Dolayısıyla YPG şuna kanaat getirmiş olabilir. Ben rejime devredersem eğer asıl oyunun sonuna o zaman gelmiş olacağız. Oysa eğer Türkiye'nin hani Afrin merkezine girmesine izin verirsem bir şekilde hem hava bombardımanını durdurmuş olurum hem de aynı zamanda işte gerilla savaşını devam edebilirim diye düşünmüş olabilir. Fakat günün sonunda bence Afrin'in Türkiye tarafından ele geçirilmesinin söylediği en önemli şey YPG, Suriye'deki Kürtler, hatta genel olarak Kürtler Amerika'ya çok güvenmenin, Amerika'yla çok yaklaşmanın bedelini ödediler Afrin'de. Çünkü Afrin operasyonunu, Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık yakılmasının ve neredeyse bütün tarafların, Amerika'da dahil, bunu bir anlamda bu konuda sessiz kalarak aslında Afrin'in Türkiye'ye sunulmasının, önünü açmasının sebebi neydi? Amerika'nın Kürtlerle çok yakınlaşmasıydı. İşte Deir ez-Zor'da, Suriye'nin doğusunda, Kürtlerin Amerika'ya yakın çalıştığı yerlerde atılan bazı adımlar Rusya'yı ürküttü, rejimi ürküttü, İran'ı ürküttü, Türkiye'yi ürküttü ve dolayısıyla Afrin operasyonu başladı ve anlaşılan o ki Rusya'da rejimi ve İran'ı bir anlamda frene basmasını sağlayarak bu Afrin'in
içerisinde bir operasyona da yeşil ışık yaktı. Çünkü operasyon başladıktan sonra İran'la, ya Beyrut'ta bir görüşme olmuştu İran ve YPG'liler arasında ve bu görüşmenin hemen ardından İran'a bağlı milis güçler Afrin'e girmişlerdi. Dolayısıyla hem rejim hem İran aslında çok rahatsızdı Türkiye'nin Afrin operasyonundan ve bunu mümkün olduğunca sekteye uğratmaya çalıştılar. Fakat anladığım kadarıyla gelinen noktada Rusya hem rejime hem de İran'a frene bastırttı. Ve böyle bir operasyona evet dedi. Bunun altındaki şeyleri konuşabiliriz, sebepleri. İstersen yani, bir Ömer'e bir şey sorayım. Ömer, burada daha önceki Irak'taki Kürdistan referandumunda yaşananın bir benzerinin yaşandığı söyleniyor ki daha önceki yayınlarda Gönül hep bunu söylüyordu biliyorsun. Kürtler hep genellikle kullanılıyor. Şimdi burada da nasıl bir olay vardı Suriye'de? Oradaki PYD-YPG'nin tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle arasının iyi ya da fena değil olduğu ama öte yandan Ankara'nın da herkesle bir şekilde sorumlu olduğu bir konjonktürde PYD-YPG kimsenin desteğini alamadı ve kaybetti. Bu yine bir klasik Kürtlerin kaderi denen olayı, bölgesel ve uluslararası güçlerin onları kullanıp ama belli bir aşamadan sonra kaderlerine terk etmesi olayının bir tekrarı mı? Ne dersin? Tekrarı olabilir ama henüz erken çok büyük bir genelleme çıkarmak için buradan. Çünkü Afrin'de sonuçta Amerikan güçleri yoktu. Afrin'de Rusya vardı ve Rusya yeşil ışık yaktı. Dolayısıyla bu tür bir çıkarsama ki bu artık sık sık dile getirilir oldu. Yani Kürtlerin kaderi Batı tarafından bir şekilde bırakılmak, dış güçler tarafından kullanılıp atılmak. Bu Kürtlerin kaderi yönünde birçok yazı da çıkmaya başladı ki bu biliniyor. Fakat bunun test edileceği yer sonuçta ilk önce Manbij olacak. Ki Manbij sonrasında da Fırat'ın doğusu bence daha önemli olacak. Burada eğer Amerika sonuçta Türkiye ile bir anlaşmaya varıp YPG'nin projesi olan otonomi, özellik gibi konularda arkasında durmayacağını belirtirse o zaman senin bahsettiğin tarih tekerrür etti şemasına daha uygun bir durum ortaya çıkabilir. Şu anda Amerika'da bunun yapılmaması için, Kürtlerin bırakılmaması için Türkiye ile daha ciddi bir şekilde masaya oturulması için önemli kişiler önemli yazılar yazıyorlar. Mesela Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanı pozisyonunda olan Obama'nın Türkiye konusunda şu anda akademisyen Charles Krupçan bir yazı yazdı ve dedi ki bir an önce Türkiye Kürt meselesinde daha yapıcı adımlar atması için Amerika devreye girmeli. Yapıcı adım nedir mesela? Şu anda tabii ütopik gibi gözükebilir ama Türkiye'nin YPG ile siyasi bir diyaloğa başlaması ve Amerika'nın PKK ile YPG arasında en azından Suriye boyutunda bir Türkiye'ye stratejik farklılık yaratmasını istemesi. Yani PKK ile mücadeleye devam edin ama YPG ile gelin oturun. Çünkü Suriye'deki YPG bir yere gitmiyor. PKK konusunda size yardım etmeye devam edeceğiz ama bir siyasi diyalog çıksın. Buradan belki PKK ile bir diyaloğa da sonraki aşama olarak geçilebilir diyor. Niye bunu ciddiye alıyorum? Çünkü bu kişi Obama'nın sonuçta 4 yıl boyunca Türkiye danışmanlığını yapmış bir isimdi. Ve Amerika'da şu anda David Ignatius gibi önemli kalburüstü köşe yazarları da kesinlikle Kürtleri tekrar bırakmayalım. Türkiye'deki otoriter gidişat zaten belli. Türkiye'nin NATO içinde nasıl bir müttefik olduğu belli. Amerika'nın kendi inandırıcılığı, bölgedeki inandırıcılığı açısından bu Kürtlerle kurmuş olduğu ortaklık önemli. Artı Suriye'deki pazarlık gücü açısından da önemli diyor David Ignatius. Charles Kupchan da aslında buna karşılık olarak diyor ki Kürtler üzerinden bizim fazla bir stratejik pazarlık gücümüz olmaz mı? Her ihtimalle Suriye'de. Suriye'de eğer bizim amacımız biraz olsun İran'ı dengelemekse diyor, bunu Türkiye üzerinden yapmak daha mantıklı. Dolayısıyla Türkiye'yi tekrar kazanalım diye bitiriyor Kapçın yazısını. Ya Amerika'daki tartışmayı yansıtmak açısından bunları söylüyor. Henüz Kürtleri
kaybetmiş durumda değil Amerika. Bir de şu var, Kürtlerin kaderi bu diyoruz. Birazcık da Kürtlere kızıyoruz her seferinde aynı hatayı yapıyorlar diye. Fakat şu soruyu sormak gerek. Kürtlerin alternatifi nedir? Kim var alternatifi? Yani bir bakıma Irak'taki Kürtler, Barzani, Talabani, işin içinde PKK olmayınca bu alternatifi Türkiye olarak kurdular. Ve Türkiye üzerinden petrol satmaya başladılar. Türkiye üzerinden dünyaya açılım yapmaya başladılar. Onun da geldiği nokta Türkiye'deki dinamiklere bağlı olarak nasıl çöktüğü ortada. Dolayısıyla Kürtler açısından da bir çıkmaz devam ediyor diyebiliriz. Ruşen birkaç söyleyebilir miyim? Birincisi hani Ömer şeyden bahsediyor ya, bir yani işte tarih tekerrür ediyor tam diyemeyiz diye, ona katılmıyorum. Yani tarih tam olarak tekerrür ediyor ve Kürtler sürekli hata üstüne hata üstüne hata yapıyorlar ve bu hatalarını asıl, yani temel hata sürekli Amerika'ya bu kadar çok güvenmeleri. Yani kaç kez bunun tekrarlanması gerekiyor? Kaç kez Amerika'nın Kürtleri terk etmesi gerekiyor artık anlamaları için Kürtlerin? Yani Amerika hep Kürtleri kendi siyasi emelleri için kullanıyor ve en kritik noktalarda yalnız bırakıyor. Ve bence hani Ömer dedi ya, neydi alternatifleri, neydi Kürtlerin? Bence Kürtler Rusya ve Amerika'yı angaje ettiler. Her iki tarafla da çırpıştılar ve bunu yapmak zorundalardı. Başka alternatifleri yok. Fakat bir süredir ibre Amerikan tarafına geçti. Yani o dengeyi tutturamadıkları için aslında Rusların, Türklerin, rejimin, İran'ın gazabına uğramış oldular. Yani çok hassas bir dengede yürütmeleri gerekiyordu ve alternatifleri vardı bence. İkincisi, bu bütün bu çıkan yazılar, işte Türkiye Manbij aslında test edecek Amerika'nın duruşunu, işte Türkiye ile masaya oturalım vesaire. Şu anda Türkiye'nin Amerikalılarla masaya oturmak için aslında Suriye sahasından bahsediyorum. Çok fazla bir sebebi yok. Yani Manbij'e de ilerler. Çünkü bu Türkiye için çok önemli bir başarı. Yani stratejik başarı. Uzun vadede bu neye dönüşür onu bilmiyorum. O nedenle bir stratejik başarı, taktik başarı diyorum. Fakat şu anda gelinen noktada Türkiye, yani Kürtlerin bu özellik projesini sekteye uğrattığı gibi Kürtleri hem Rusya nezdinde hem Amerika nezdinde daha az değerli bir partner haline getiriyor. Çünkü Kürtleri değerli yapan neydi? O ellerinde bulundurdukları alanlar, onların işte birbiriyle yani bir network'e hakimdi Kürtler. Şimdi o network'ü bir anlamda sallayarak, kırarak Türkiye Kürtleri daha az değerli bir partner haline getiriyor. Dolayısıyla Kürtlerin stratejik değeri herkes nezdinde azalıyor. Ve Türkiye bundan sonra çok rahat şeyde diyebilir. Ben Manbij'e de ilerliyorum. İstersen orada Manbij'i geçelim. Ömer, ne diyorsun şimdi? Türkiye'den yapılan açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri ile bir çerçevede anlaşıldığı yolundaydı ama Amerikan Dışişleri de net bir şekilde böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Ne bekliyorsun? Nasıl bir şey olabilir? Bir anlaşma yokmuş gibi duruyor ama Türkiye'de bir anlaşmanın olmasını istiyor ki bu tür açıklamalar yapıyor. Evet, yani benim elimde şu anda bir kristal küre yok ve çok da fazla açıkçası bilgi alamıyoruz. Çünkü Manbij konusunu en ciddi konuşan adam görevden alındı. Ve etrafta da henüz böyle bir yazı çıkmış durumda değil. Ne konuşuldu Rex Tillerson'ın son görüşmesinde? Türkiye'den bir heyet geldi. Fakat bu heyet sonunda bu konularla beraber bir sürü konuyu konuştu. Ve bana göre çok da nihai bir çözüme ulaşmadılar. Manbij konusunda benim tahminim şu: Amerika Türkiye'nin ciddi olarak Manbij'e gireceğini hissederse, Türkiye bu konuda blöf yapmadığını, ciddi olduğunu gösterebilirse, ki bunu Afrin'le biraz olsun gösterdi, fakat müthiş de bir başarı olarak ben tam görmüyorum Afrin'i. Bir kere Afrin elde edildi, fakat Afrin'de bakalım ne derecede, ne güç, ne kadar sağlam bir şekilde durabilecek içeride. Bir Afrin'de mesela bir direniş başlayabilir. Bir süre sonra bizim terörizm diyeceğimiz, YPG'nin direniş diyeceği şehir hareketleri oluşabilir. Bir de Türkiye tabii dağlık alan nedeniyle Afrin'de zor ilerledi. Belki Manbij'e daha kolay ilerleyebilir, fakat sonuçta bu Suriyeli birliklerle, Suriye'den gelen, Suriye'den destek veren güçlerle yapıyor.
çok daha ciddi şekilde devreye gireceğinin sinyallerini verirse, bana göre Washington biraz geri adım atıp direnme noktasını, yani kırmızı çizgisini, Türkiye'nin hep eskiden beri söylediği Fırat'ın doğusuna doğru çekebilir. Şimdi Fırat'ın doğusunda daha sağlam durmak zorunda kalır. Bu ne anlama gelir? Bu Membiç verildi. Membiç'te bir orta yol bulundu. Türkiye'nin tabiri caizse Membiç verilerek biraz gazı alındı. Ama Türkiye de sonuçta bütünüyle Kuzey Suriye'yi kendi güneydoğusuna çevirecek bir hali yok. Amerika'da kırmızı çizgi olarak başka bir yeri çizebilir kendine. Ve burada çok daha ciddi bir tartışma başlar Kürtlerle ne olacağı konusunda. Bir de yani Kürtlerin direnebilmesinin nedeni, Kürtlerin YPG'nin şu ana kadar Amerika açısından bu kadar başarılı bir güç olmasının nedeni şu anda ortaya çıkıyor bu. Gönül'ün dediğine istinaden söylüyorum. Amerika'nın verdiği hava desteğiydi. Amerika hava desteği vermeyince Kürtlerin tabii direnme gücü gerek IŞİD karşısında gerek Türkiye karşısında çok daha geriliyor. Yani belki sahada hakim Kürtler, topografi de önemli ama Amerikan hava gücü çok sağlam bir destek vermeyince tabii ki geriliyor. Türkiye de sağlam bir hava gücüyle hareket ediyor. Dolayısıyla tabii ki Kürtlerin böyle büyük bir başarısızlığından bahsedilmiyor. Ama Amerika'da da tartışma gittikçe, demin onu söylüyordum. Biz Suriye'de ne elde etmek istiyoruz? İnandırıcılığımız nedir? Ve Kürtleri bırakırsak Türkiye'ye karşı ne kaybederiz? Daha da önemlisi rejime ve İran'a karşı ne kaybederiz yönünde. O yüzden ben Membiç sonrası Amerika'nın daha sert olabileceğini düşünüyorum kısacası. Evet, Membiç'te davranabilirler Türkiye'yi yumuşatmak için ama Fırat'ın doğusunda davranmazlar gibi geliyor. Gönül, senle devam edelim. Yine konu Membiç. Ne diyorsun? Ben Ömer'e katılıyorum Membiç'te. Çünkü gerçekten Afrin'in içinin alınması. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Hani Kürtlerin bu çok büyük bir başarısızlığı derken askeri başarısızlıktan bahsetmiyorum. Tabii ki yani Kürtlerin elinde uçak savar yok. Uçak savarları yok ve çok ciddi bir Türkiye gibi bir NATO ülkesinin havadan bombardımanı sayesinde geri çekilmeleri askeri bir başarısızlık tabii ki değil. Fakat ve Türkiye için de bu bir askeri başarı da değil bu arada. Yani şey bir kolay bir hedef askeri anlamda. Fakat Türkiye'nin başarısı yani diplomatik olarak bir şekilde Rusya'yı ikna etmiş olmasından kaynaklanıyor. Ve bir sonraki adım yani Türkiye yapmak istediği şeyi yaptı bugüne kadar Afrin'de, çevresinde ve bir sonraki adım Membiç olacak. Membiç'te Ömer'in dediğine katılıyorum. Bugüne kadar hep Washington'da şey sorusu soruluyordu. Yani blöf mü yapıyor Erdoğan? Membiç'e ilerler mi, ilerlemez mi? O yüzden aslında böyle söylemi çok yüksek tutarak, işte Pentagon diyordu ki kesinlikle çekilmiyoruz Membiç'ten. Tillerson diyordu ki Membiç meselesinde anlaşmaya varmadık. Daha dün Amerikan sözcüsü aynı şeyi söyledi. Membiç'te bir anlaşmaya varılmadı dedi. İbrahim Kalın'ın Membiç'te anlaştık beyanatına cevaben. Fakat gelinen noktada Afrin'den sonra şuna kanaat getirebilir Amerikan tarafı. Gerçekten Türk tarafı blöf yapmıyor ve Membiç'e ilerlenebilir. Ve Membiç'te bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Ama hep sorduğumuz şey şuydu, nasıl bir orta yol? Eğer orta yol, şimdi şundan bahsediliyor, ortak bir güç kuralım, Türk-Amerikan gücü kuralım ve işte askeri güç o Membiç'i şey yapsın, Membiç'i denetlesin. Şimdi bu ne kadar hayata geçirilebilir? Bir parça da Afrin'de şu anda bir sivil yönetim kurulmaya çalışıyor Türkiye'nin liderliğinde. Tabii bunun ne kadar başarıya ulaşacağı da aslında birazcık Membiç senaryosunu değiştirecek. Çünkü dediğim gibi yani Membiç'teki halk da bir Türk askeri varlığına evet diyecek bir halk değil. Orada YPG bütünüyle Membiç'ten çıkarılması tabii Ankara ister, Amerika isterse YPG'yi zorlayabilir nehrin doğusuna geçmesi konusunda. Bütün bunlar senaryo dahilinde fakat en nihayetinde sormamız gereken soru şu. Türkiye'ye, Türkiye'yi kaybetmemek adına bir orta yol önerebilir Amerika. Fakat öne sürdüğü bütün orta yol bence Amerika'nın Suriye stratejisinin altını oyuyor. Zaten Afrin'de düştükten sonra bence çok ciddi bir şey, bir krize girmiş durumda Amerika'nın Suriye stratejisi. Burada yani istersen Ömer'le devam edelim. Çünkü geçen hafta Ömer şey dedim biliyorsun.
ikiniz de dediniz herhalde, bu Pompeo geldi ve onun Suriye'de daha aktif olunma yanlısı olduğu Tillerson'a göre. Şimdi böyle bir tablodan sonra yeni buradan tabii Trump'ın yeni kabinesini, daha doğrusu kabinesi sürekli değişen kabinesine de geçmiş olacağız. Pompeo'nun önünde ve bir ihtimal McMaster de gidecek ve yerine John Bolton gibi daha farklı bir şekilde şahin bir ismin gelmesi söz konusu vesaire. Böyle bir yeni bir Amerikan yönetimi, yeni bir dizayn olan Amerikan yönetimiyle bu Suriye'deki yeni fotoğraf pek uyumlu gözükmüyor sanki. Şimdi gerçekten öyle, çünkü McMaster temelde bölgedeki dengeleri korumaya çalışan bir isim. Tillerson da İran konusunda Trump'la aynı düşünmeyen bir isim. Dolayısıyla bu iki ismin gitmesi geriye bir tek Mattis'i bırakıyor. Savunma Bakanı Mattis'i. O da İran konusunda çok şahin olduğu biliniyor. Her ne kadar nükleer anlaşmanın yırtılıp atılmasına o da sıcak bakmadığını söylüyorsa da, yani bir şekilde tutulmalı diyor bu anlaşma. İbre şu anda İran'a karşı daha sert bir pozisyonun oluşacağından yöne. Tabii İran'dan önce Amerika'nın, yani dış politikayı konuşacaksak, öncelik teşkil eden meselesi Kuzey Kore ile başlayacak olan diyalog. Ve burada da aslında bir tarihsel ironi var, çünkü Kuzey Kore ile diyaloğu en çok isteyen Rex Tillerson'dı. Ve aslında bu onun bakıma başarısı gibi de görülebilirdi. Tam bu diyalog başlarken görevden alındı. Kuzey Kore ile diyaloğu istemeyen bir Trump, Kuzey Kore ile diyaloğu istemeyen sonuçta bir yapı ve mesela Pompeo gibiler sonuçta bu görüşmeleri başlatacaklar. Fakat bizim konumuz olan Suriye ve İran'a dönecek olursak, burada bana göre şöyle bir durum ortaya çıkabilir ki bu Membiç'i de YPG'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu güçler genelde Mattis olsun, Pompeo olsun, John Bolton gelirse olsun, büyük güçler dengesinden bahsediyorlar. Yani genelde Orta Doğu'ya bakarken İran'ın nasıl dengeleneceği konusunda, ya Türkiye'yi kaybedersek kaybedelim, biz bu işi Türkler üzerinden, Suudi Arabistan üzerinden yaparız diyeceklerini tahmin etmiyorum. Yani Türkiye'yi tekrar kazanma söylemi ağır basabilir. Bu Malatya Kürecik'teki radarlar gerçekten NATO için çok önemli. Yani biz hep incirlikten bahsediyoruz Türkiye'nin jeostratejik önemi derken, ama bu Malatya Kürecik NATO açısından önemli. S-400 meselesi de önemli. Orada belirli pazarlıklar dönebilir tekrar. Yani tahmin ettiğim şey şu: Pompeo İran konusunda Trump'la aynı düşünüyor ve Kürtler konusunda da son derece pragmatik davranabilir. Türkiye'yi kaybetmemek uğruna demin bahsettiğim senaryoda Türkiye'ye Membiç'te istediğini verelim. Kürtlere de destek ve olabildiğimiz kadar olalım. Baktık ki rejimle oturmamız gerekiyor ve Kürtler üzerinden bir pazarlık gücümüz olmuyor, ama Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de bir aktör haline gelmesi, hatta Türkiye'nin İran konusunda yapacağı birkaç sert açıklama Türkiye'nin elini güçlendirebilir. O takdirde senin en başında sorduğun Kürtler tekrar bir trajediyle karşı karşıya mı, tekrar satılıyorlar mı sorusunun cevabı kesinlikle evet haline dönüşebilir. Türkiye'nin şu anda lehine gelişmeler olarak görüyorum ben Pompeo'nun gelmesini. Her ne kadar Pompeo çok Türkiye'yi bilen bir isim değil ve İslam konusunda, Müslüman kardeşler konusunda son derece ön yargılı. Müslüman kardeşlerin terörist ilan edilmesi konusunda kongredeki yasa tasarısına kendisi destek veren önemli isimlerden bir tanesi. Fakat İran nefreti daha ön basabilir ve İran'ı dengeleme uğruna, Malatya Kürecik uğruna, NATO uğruna Türkiye'yi tekrar kazanalım havası başlayabilir diye düşünüyorum. Ama Ruşen, şunu eklemek istiyorum. Evet, bütün bunlar olabilir, ama eğer nükleer anlaşmadan Amerika çekilmeye de karar verirse bu o zaman Türkiye'yi çok güç bir duruma sokacaktır. O zaman Türkiye'yi İran'a karşı, İran'ı dengelemek için Türkiye'yi kullanma stratejisi o zaman boşa çıkacaktır. Onu da eklemek lazım. Burada şöyle bir husus var. Bunu hatta eğer çok önemli bir hafta içerisinde gelişme olmazsa haftaya
şimdiden sözleşelim. Bu Veliaht Prens'le beraber Suudi Arabistan'ın şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde dolanıyor hala galiba. Onun bölgesel dengeleri şöyle bir çalkalama halini yaşıyoruz ve galiba o çok daha fazla öne çıkacak. Ve burada Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasının şu anda ilk görüldüğü kadarıyla açılmakta olduğu, daha da açılmakta olduğu gibi bir şey var. Onun üzerinden hani bu İran meselesini konuşurken Suudi Arabistan vektörünü de haftaya mesela daha geniş, tabii araya çok önemli bir şeyler girmezse konuşalım. O galiba bir şeyleri İsrail'in de dahil olduğu, Mısır'ın da dahil olduğu bir yerde bir Trump yönetimiyle sanki kendi kafalarına göre bir yeni bir Orta Doğu şekillendirmeye çalışıyorlar gibi. Ne dersin Gönül? Öyle yani, bütünüyle zaten Suriye'de dahi Amerika'nın, hani diyoruz ya, sadece Kürtlerle çalışıyor. Uluslararası aktör olarak bir tek Suudiler kaldı Kuzey Suriye'de Amerika'ya yardım eden. Ve Trump'ın temel içgüdüsü bütünüyle Suudiler üzerinden bir Orta Doğu stratejisi geliştirmek. Ve tabii bu Türkiye için iyi bir haber değil. Daha evvel de konuştuk. Türkiye yani Suudilerle ilişkiler çok gergin. Mısır'la durum malum. Ve hatta bu hani Mısır'a referans veriyoruz, Suudilere falan, ama genel olarak ya yani Ürdün'le, Irak'la ve bütün bölgenin yani en son hatırlarsan mesela Arap Ligi dahi Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştirdi. Türkiye bölgede çok marjinalize olan bir aktör. Ve bu yeni oluşan işte Amerika, Suudi Arabistan, Mısır, İran'a karşı böyle bir cephe oluşturalım söylemi Türkiye'yi ne kadar içine alabilir emin değilim. Çünkü o cephedeki önemli aktörler Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi, diğer körfez ülkeleri gibi, bunlar Türkiye'ye mesafeli durma taraftarı. Bir de şunu ekleyeyim Rukcan, Pentagon'dan bir görüş olarak. Amerikan askerlerinin genelde Suudi Arabistan'ın askeri güç konusunda yaptıkları bir resim vardır. Suudi Arabistan İran'la savaşmaya niyetli son Amerikan askerine kadar. Yani Amerikan askerleri burada kalana kadar. Yani Suudi Arabistan çok yüksek sesle konuşur ama Yemen'de nasıl madara olduğunu görüyoruz. Biz olmasak bunlar fazla bir şey yapamaz şeklinde Suudi Arabistan'ı çok ciddiye almazlar. O nedenle bahsettiğim Türkiye meselesi önemli. Yani real politik olarak baktığında, operasyonel güç olarak baktığında Türk ordusu çok şey kaybetti son yıllarda. Yani özellikle darbeden sonra buradaki imajı, Amerika'daki imajı son derece kötü. Fakat benim gördüğüm, duyduğum kadarıyla tekrar en azından NATO çerçevesinde, eğitim çerçevesinde köprüler kurulmaya çalışılıyor. Bu FETÖ yapısı nedeniyle giden askerlerin önemli bir kısmının NATO'cu olduğu yönünde bir algılama var. Bunlar düzeltilmeye çalışılırsa belki 1-2 yıl içinde daha sağlam bir Türkiye-Amerikan askeri boyutu da oluşabilir ki bu Suudi Arabistan'dan daha iyi bir alternatif haline gelecektir. Bolton gibi, Jim Mattis gibi, Pompeo gibi real politik şahin yeni konservatif neokon tipler açısından. Evet, burada noktayı koyalım. Yine verimli bir transatlantik yaptık. İzleyicilere çok teşekkür edelim. Gönül'e ve Ömer'e de çok teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere. İyi günler.